Euro'da ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Her eve sağlık programına hoş geldiniz. Ben Sibel Çakır. Ben Mehmet Toprak. Sizler için yine çok özel, çok güzel bir program hazırladık. Bakalım bugün programımızda neler var? Her eve sağlıkta bugün. Kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek'ten tüp bebek tedavisi hakkında açıklamalar geliyor. Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir? Hangi hastalar tüp bebek tedavisinden faydalanabilir? Tüp bebek tedavisinde yaş sınırı var mıdır? Tüp bebek tedavisinde genetik testlerin önemi nedir? Erkek kısırlığında kullanılan yöntemler nelerdir? Kimler yumurta dondurabilir? Daha sağlıklı bir nesil içinde esasında tüp bebek kullanılır olacak. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Her eve sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla, tüm muhteşem programıyla başlamış durumda değerli izleyicilerimiz. Bugün bebek sahibi olmak isteyen ancak olamayan çiftler ekran başına diyoruz. Çünkü konuğumuz Hakan Özörnek bizimle birlikte tüp bebeği konuşacağız hocamla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız merhabalar hocam? İyiyim vallahi. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Harika. Yine sizinle bugün detaylı tüp bebeği konuşalım. Evet, dolu bir soru. Dolu dolu konuşalım. Çünkü gerçekten konuşalım. Çok önemli ve evet. Evlat sahibi olmak isteyen çok çift var. Ama tabii ki normal yollardan gebe kalamıyor. Bunun için de tüp bebek. Ama tabii evet. ki o kadar aradan zamanlar geçince tıp da teknoloji de gelişti ve tüp bebek daha fazla görülüyor herhalde değil mi? Uygulaması. Evet tabii ki yani yıllar içinde hem bize başvuran hasta sayısı artıyor, dünyada bu artış var. Hı hı. Çünkü bunun bir takım sebepleri var. Bir tanesi erkek kısırlığı yıllar içinde gittikçe artıyor, tüm dünyada artıyor. Çevresel faktörlerin bozulması erkeğin döl hücresi yani sperm hücresinin kalitesini düşürüyor. Yaşadığımız hayat işte cep telefonları, laptoplar, stres yediğimiz her gıdanın içinde ekstra maddeler olması, işte sigara alışkanlığımız vesaire. Bir bu var. İkincisi tabii ki artık anne yaşı ileri doğru kayıyor. Çünkü kadınların yaşam süresi uzadığı için hayatlarını ona göre planlıyorlar. Dolayısıyla artık daha ileri yaşlarda anne olmak istiyor kadınlar ve bu biraz zorlaşıyor yaş ilerledikçe. Dolayısıyla o bir tüp bebek yapma sebebini oluşturuyor. Bir de tabii tüp bebek tedavisinin başarısının yüksek olması ve bu tip programlar sayesinde artık tanınıyor olması gerçekten tüm dünyada bu noktada bu tedavinin artmasını sağlıyor. Şöyle bir rakam vereyim. Şu anda dünyada 8 milyondan fazla doğmuş tüp bebek var. İnanılmaz. Yani bir büyük şehir nüfusu kadar tüp bebek dünyada çok yaşıyor. Çok fazla, evet. Hocam aslında hep biz şey deriz, yani genelde hep kadınlar suçlanır bu kısırlıkta ama erkeklerde çok daha fazla erkekler mı acaba? Erkekler kadınlara geçti, geçti. Onu söylemek lazım. Yani ben öğrenciyken Cerrahpaşa'da gerçekten kadınlar erkeklerden daha fazla kısırlık sebebiyle bize başvuruyorlardı. Gerçi biz çift olarak tabii ki başvurmalarını istiyoruz ama sonuçta ortaya çıkan buydu. Ama son yıllarda bizim kliniğimize gelen hastaların yarısından fazlasında erkekte problem var. O 8 milyon dediniz hocam. O 8 evet. milyonun çocukları ne durumda? O 8 genetik milyonun mi çocukları şu durumda. Var mı öyle bir çalışma? Aynı şeyi biz düşündük. Yani tüp bebeğin bebeği olur mu diye. Ve ilk dünyadaki tüp bebek Louisa Brown doğurduğunda yine basın son derece ilgilenmişti bu konuyla. Tüp bebeğin bebeği oluyor. Özellikle de tüp bebek olmaksızın oluyor. Yani normal yoldan gebe kalıyorlar normal ve yoldan, doğuruyorlar. Zaten. Dolayısıyla yani işte en yaşlı tüp bebek 41 yaşında. Sonuçta artık yani 25 yaş üzerinde epey bir tüp bebek var ve bunların çocuk sorunları şu ana kadar en azından bilimsel olarak bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Hocam ne kadar ilginç bir soru sordunuz. Yani bu kadar program evet. yapıyoruz hiç aklımıza gelmeydi. Gerçekten tüp bebeği. Tüp bebeği, tüp bebeği olur mu? Evet. Bebeği olur yok, mu? Bebeği olur. Önemli bebeği bir soruydu. Olur yani çok ilginç. Bebeği olur. Çünkü şöyle bir şey var. Yani tüp bebek gerçekten çok zor aşamalardan geçerek başarılmış bir tedavi yöntemi. Bence günümüzde olsaydı da o noktaya gelmezdi. Çünkü 41. denemede başarılı olmuş bir tedavi yöntemidir. Hoca da bilir şu anda ben bir tedavi yöntemi
yapmayı, denemeyi düşünsem 41 kere denememe kimse izin vermez. Yani etik kurullar var, yani bilimsel kamuoyu var ve ciddi olarak derler ki sen mesela 10 kere denedikten sonra başarısız oluyorsa bunu bırak. Ama gerçekten bu işi yapan işte Bob Edwards, Patrick Stepto, iki tane İngiliz bilim adamı o kadar sabırla ve o zamanlar hem bilimsel çevreleri karşılarına alarak hem Katolik camiasını karşılarına alarak bu bilimsel çalışmaları sürdürmüş ve gerçekten şu anda dediğim gibi milyonlarca ailenin çocuk sahibi olması o iki insanın o sabrı sayesinde ortaya çıkmıştır. İnanılmaz bir başarı öyküsü. Aynen öyle. İnanılmaz bir başarı. Hocam peki şimdi bebek sahibi normal yollardan olunamıyor ve tüp bebekle bebek sahibi olmak istiyoruz. Neler, hangi aşamalardan geçeceğiz ve neler yapılacak? Yani baştan şöyle de aslında hani normal bebeğimiz birkaç düşük yaptığımızı varsayalım. Evet. Ama bebek tutmuyor mu, durmuyor mu öyle denir ya, evet, halk arasında. Evet. Ondan sonra tüp bebeğe karar verdik diyelim. Şimdi tüp bebek tedavisinin iki aşamada düşünebiliriz. Önce bir yumurtaların sayısını artırma gibi bir gayret içine giriyoruz. Sebebi de şu. Normalde her adet döneminde her kadın bir tane yumurta üretir. Biz daha fazla yumurtamız olsun istiyoruz. Çünkü ne kadar çok yumurta olursa artık günümüzdeki bilimsel dayanak şu. O kadar şansımız yüksek. Çünkü her yumurtadan bir embriyo oluşabilir ve pratikte her embriyo bir bebek olabilir. Bu sebeple aşağı yukarı 10-12 gün süren bir ilaç tedavisi yapıyoruz ve yumurtaların gelişmesini destekliyoruz. Daha sonra bu yumurtaları topladıktan sonra için dışarıda yani lavatuvarda olan kısmı başlıyor. Spermle yumurtaların döllenmesi ve yumurtaların döllendikten sonra bölünmesi ve gelişimlerinin takip edilmesi. Buradaki önemli nokta da şu. En başarılı embriyoyu yani en başarılı döllenmiş yumurtayı seçmek. Buradaki başarı şu, gebelik şansının en yüksek olanını seçmek. Burada da artık teknolojinin ilerlemesi bize çok büyük fayda sağlıyor. Bir böyle eskiden vardı ya BBG evleri, kameralar yerleştirilirdi, insanların ne yaptığına bakılırdı. Aynı şekilde embriyoyu 24 saat süreyle izlediğimiz, embriyoskop dediğimiz kapalı sistemler var. Embriyo hiç dışarı çıkarmadan. Bu da önemli çünkü bizim yaşadığımız atmosfer onlar için zararlı. Kapalı bir ortamda ama 24 saat çok rahat gözleyebiliyoruz ve karşılaştırabiliyoruz. Mesela bir kadından 8 tane yumurta aldık, döllendiler. Bu 8'in içinde hızlı gidenler var. Yani gelişimi hızlı olanlar, bunların gebelik şansı düşük. Veya gelişimleri yavaş olanlar veya duranlar var. Bunların da gebelik şansı düşük. Dolayısıyla en ideal hızla gelişeni aldığımızda onun gebelik şansının en yüksek olduğunu tespit ediyoruz. Yine sadece o bizim için önemli değil. Dondurmaya değer. Çünkü artık dondurma teknolojisi çok genişti ve her dondurulmuş embriyoda artı bir bebek olduğunu düşünürsek gerçekten kaliteli olanları da bu cihaz sayesinde seçiyoruz ve donduruyoruz. Dondurulmuş gıda değil. Embriyo. Evet. Hayır, dondurulmuş embriyoya geldiğimiz anda hocam, evet, şunu da sormak istiyorum. Aslında şu da çok yaygın. Her zaman sizinle konuştuğumuz gibi, evet, gerçekten işte önce kariyer, sonra çocuk deyip zaman, evet, kaybı yaşayan gençlerimiz var. Evet. Onlar için de uygun bir olay aslında, öyle değil mi? Tabii ki. Hatta evlenmeden yumurta olarak da doldurabiliyoruz. Yani illa embriyo olarak da doldurmamız gerekmiyor. Diyelim ki siz 20'li yaşlardasınız. Diyorsunuz ki ben kariyer yapacağım ve belki 40'lı yaşlarda evlenmeyi planlıyorum. O zaman yumurtalarınızı dondurup ileriki zamanda kullanmak için. Çünkü yumurta sizinle birlikte yaşlanıyor. Annenizden doğduğunuzda vücudunuzda var ve siz kaç yaşındaysanız yumurta aynı yaşta. Yumurtanın yaşlanmasını durdurma şansınız var. Nasıl? Onları dışarı alıp dondurduğumuzda siz 40 yaşına da gelseniz 25 yaşında dondurduğunuzda o yumurtalar 25 yaşında olmuş oluyor. Dolayısıyla onu ileride kullanma şansınız oluyor. Bu tabii ki ilk olarak bu kanser hastalarında biz, evet, uygulamaya başladıydık. Daha sonra erken menopoz hastaları var. Günümüzde çok da nadir rastlamıyoruz artık 25 yaşında menopoza girmiş hastaya. Onların anne olma şansını ileride mutlaka sağlamak amacıyla yumurta dondurmalarını öneriyoruz. Peki kimler şüphelensin? Adet düzensizliği olan her kadının AMH dediğimiz bir hormon var. Yumurtalık kapasitesini gösteriyor. Yumurtalık yumurta deposudur. O depoda ne kadar yumurta kaldığınızı gösterir. AMH hormonunuza baktırdığınızda
acele etmeniz gerekip gerekmediği veyahut işte evlenmeyi düşünmüyorsanız da yumurtalarınızı dondurup dondurmamanızla ilgili size bilgi verecektir. Ya bunlar da çok önemli ipuçları aslında. Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. Bu yaşın artmasıyla yani ortalama yaşlı nüfusun yaşlı dediğimiz şey neredeyse 80 oldu. Evet, ortalama. Her programda da bu konuşuluyor zaman evet. zaman. Peki bu yumurta dondurma o zaman geleceğin işi olacak herhalde. Vallahi yumurta dondurma şöyle bir güzelliği var. Kadına istediği yaşta anne olma şansını veriyor. Normalde annelik için ideal yaş tabii 25-35. Sizin dediğiniz gibi ortalama ömür artık 80 sene. Belki bundan 20 sene sonra 90'ları, 100'leri görmeye başlayacağız. Ama ideal doğum yaşı 25-35'ten ileri doğru kaymıyor. Dolayısıyla Amerika'da mesela bunu çok tartıştık. Kadınlara verilmiş bir özgürlük esasında. Bu canı ne zaman istiyorsa o zaman anne olacak. O zaman tüp bebek mi olacak? Yani geleceğin o zaman şey, tabii ki tüp bebek olmak durumunda. Yumurta dondurulacaksa tüp yani bebek. Yani biraz böyle bilim kurgu düşünürsek tüp bebek şu anda başka işlere de yarıyor. Mesela sizin genetik olarak kusurlu bir çocuğunuz varsa bir sonrakinin kusursuz olmasını istediğinizde onu da sağlayabiliyoruz. Onu da sağlayabiliyoruz. Çünkü orada seçiyorsunuz. Ve, en sağlıklı embriyoyu seçiyorsunuz. Şu anda şunu da yapabiliyoruz. Mesela siz çiftsiniz. Sizi genetik olarak araştırıyoruz. Belki siz hasta değilsiniz ama ikiniz de ailesel Akdeniz anemisi taşıyıcısınız. Çok ve sizinden doğacak çocuk belki bunun hastası olacak. Çünkü ikinizden de gen aldığı için. Siz onu da anlayabiliyor musunuz? Bunu engelleme şansımız var. Nasıl engelliyorsunuz? Bunu şöyle engelliyoruz, seçiyoruz. Sonuçta 4 tane yumurta olduğunda sizden bir tanesi hasta olacaktır, ikisi taşıyıcı olacaktır, bir tanesi de onu nasıl sağlam olacaktır. Gen teknolojisi burada bize yardımcı oluyor. O ailesel Akdeniz ateşi veya ailesel Akdeniz anemisi hastalığını taşıyan geni tespit ediyoruz. Embriyo bazında bunu yaptığımızda biz diyoruz ki mesela 3 numaralı embriyo sağlam, 2 taşıyıcı, 1 hasta. Dolayısıyla 3'ü transfer ettiğimizde o çocuk artık ailesel Peki onu her embriyoya uyguluyor musunuz yoksa Tabii ailesinde ki. Var olana mı uyguluyoruz? Tabii ki ailesinde var olana uyguluyoruz. Ve artık dünyada bu tip tarama testleri 200 küsür tane hastalığı tarıyoruz önceden. Çünkü sizin hiç haberiniz olmayabilir. Ailenizde de olmayabilir. Belki büyük dedenizde vardı. Oradan size geçti ama siz hiç hocam, o zaman hasta değilsiniz. Bebek şöyle yani hani bebeği olmayanlar için değil. Belki yani genetik hastalıkları olanlar işte, o hastalıkların ayıklanması amacıyla da o amaçla da ileride de şöyle olacak. Bu yasak bence. Mı? Yasaklığı ya, falan hayır, var yasak mı? Değil. Öyle bir yasal hayır, şey yok. Yasak değil çünkü. Herkes isterse tüp bebek yapabilir mi? Tabii ki herkes isterse tüp bebek yapabilir. Sonuçta bu tip taramalar gerçekten ileride, şu anda sadece şunu yapabiliyoruz. Yani bu hasta bu değil diyebiliyoruz. Ama gelişen teknoloji 5 sene sonra hasta olan embriyodaki o hastalığı yok etme şansını da verecek. Yani genleri kesebileceğiz. Şu anda bu işin hayvan deneyleri yapılıyor. Çok yakında insana da uygulanacaktır. Mesela ve daha güncel hastalıklarda bunu yapabileceğiz. Mesela siz şeker hastasınız, çocuğunuz olmayacak. Sizin ailenizde Alzheimer var, çocuğunuzun olmamasını istiyorsunuz. Parkinson var, olmamasını istiyorsunuz. Meme kanseri olmamasını istiyorsunuz. Yani daha sağlıklı bir nesil içinde esasında tüp bebek kullanılır olacak. Ve İleride günün birinde herkes mi? Laboratuvarda üreyecek diye benim bir şeyim var, düşüncem var. Yani biz belki yaşamayacağız ama gerçekten ileride bir zaman onlar olacak diye düşünüyorum ben. Ya inanılmaz bir ileri Peki, teknoloji. Peki o genetik testlerde o zaman spesifik, o zaman hepsinin genetik testi ayrı ayrı mı yapılacak? Şeker için ayrı bir şey mi yapılacak? Hayır, yani burada bizim şöyle bir tarama şansımız da var. Yani 46 kromozomun hepsini sayısal olarak tarıyoruz. Bu genelde yaptığımız bir şey. Özellikle 38 yaş üzerindeki kadınlarda veya tekrarlayan işte tüp bebek başarısızlığı veya düşük yapanlarda yapıyoruz. Mesela bir Down sendromunu direkt olarak onu tespit edebiliyoruz. Ama ailede bilinen bir hastalık varsa ona spesifik olarak tarama yapabiliyoruz. Veyahut diyelim ki işte var böyle yaptığımız hastalarda bir çocukları var. Bu çocukta mesela lösemi var. Buna bir uygun kemik iliği arandığında onunla aynı HLA'ya sahip yani aynı gen dizimine sahip bir kardeş dünyaya getirip onun kemik iliği
abisinin veya ablasının hayatının kurtulması. Aslında tedavi amaçlı da tüp bebek yapılabiliyor. Tabii. Yani bütün bu genetik teknolojisindeki gelişmeleri biz pratikte tüp bebeğe uyguladığımızda pek çok farklı noktada. Aslında tüp bebeğin bilinmeyenleri bunlar. Biz tabii tabii bunlar genelde konuşulmuyor. Yani sadece tüp bebeği çocukları olmayanlara uyguladığımız düşünülüyor. Veya işte demin bahsettiğim tekrarlayan düşük esasında hamile kalabiliyor. Tüp bebek uygulamana gerek yok. Ama sürekli düşük yapıyor. Burada ne yapıyoruz? Burada problem rahmin embriyoyu çok iyi seçememesi. Çünkü esasında rahim seçicidir. Hı hı. Mesela her ay normal bir çift gebe kalmaz. Çünkü neden? O embriyoda bir problem varsa rahim onun yerleşmesine izin vermez. Tekrarlayan düşüklerde şöyle bir teori var. Rahim o seçicilik görevini çok iyi yerine getiremiyor. Yani eğer embriyo kusurlu da olsa kabul ediyor. Evet. Yerleşiyor ama devam etmiyor. Dolayısıyla düşük oluyor. O zaman biz bu embriyoları genetik olarak tararsak ve sağlamını verirsek zaten gebe kalması kolay. Ondan sonra gebelik oluşacaktır ve gebelik sonuna kadar da devam edecektir. Hocam, bence, dolayısıyla bu tip versiyonlar da var yaptığımız işte. Bence tüp bebeğin ismi yanlış. Ne olmuş? İsminin değişmesi lazım. Ne koyalım? Bundan çekiniyorlar herhalde. Tüp farklı bir algı yapıyor. Bakın terapatik amaçlı yapılıyor. Evet. Yani belki de İşte 41 sene önce şu anda zaten teknoloji olarak tüp kullanmıyoruz. Deney tüpünde yapmışlar gerçekten. Hı. Yani yumurtayı ve tüpün spermi deney tüpüne koymuşlar. Orada döllenmiş. Bir algı şey oluyor tüp bebek. Yani sanki o böyle sahte bir yapay bir bebek gibi algılanıyor. Aslında öyle değil. Yani. Daha yani benzetenler de olduydu hastalar arasında. Gerçekten çok enteresan şeyler yaşamıştım da vardır öyle. Tabii ilk zamanlarda hocam öyle değil miydi? Yani herkes tüp bebek deyince bir tüp bebek. Aa tüp bebek mi? Nasıl öyle bir bebek yani, yani yıllar önce mi, gerçek mi değil mi? Tabii. Şimdi artık nelere kadir yani. İsmini ne düşündünüz hocam? Ben düşünmedim. Aklıma geldi. Tam bir dahaki programa kadar sorayım. Mehmet Hoca düşünecek. El bebek, gül bebek. El bebek, gül bebek falan da olabilir. Yoksa isim bulacağız. Değişik yani bilinmediğimiz biz sadece evet aslında çok önemli için bir şeyi konuştuk. Gerçekten çok önemli. Düşünüyoruz ama mesela hakikaten belki de akraba evlisi yani onlar tüp bebek yapacaktır. Türkiye'de çok sık akraba evlisi. Veya işte genetik hastalıkları var gerçekten kas hastalıkları var. Bir sürü o hayatı i̇şte zindan olan insan grubu var. Onların hepsini önceden tespit edip engellemek mümkün. Tabii onlar tüp bebek ileride işte yapabilir. Yani ileride bu şey deniyor designer baby dedikleri yani tasarım bebekleri. Tasarım bebekler olacak. Ama tabii ki bunu biz olabilecek ileriye yansıyacak hastalıkların giderilmesiyle. Mesela atıyorum belki 30 sene sonra sigorta şirketleri diyecek ki ben şeker hastalığıyla ilgili hiçbir şey ödemiyorum. Hı. Sen embriyonu önceden tarattır. Hı. Şeker hastalığını işte neler muaf gibi olan bir çocuk dünyaya getir. Ben artık ödemeyeceğim. Tüp bebeği bedava ödeyecekler. Belki de tüp bebeğin parasını verecek. Çünkü yani sonuçta bir şeker hastasının veya ne bileyim ben bir meme kanserinin maliyeti çok fazla. Topluma maliyeti, iş gücü kaybı vesaire hesaplandığında bir tüp bebek çok daha ucuza mal olacaktır. Dolayısıyla ve sigorta şirketleri bunu çok ciddi olarak düşünüyorlar. İleride mesela Alzheimer'dan arınmış bir toplum veya Parkinson'dan arınmış bir toplum gerçekten dünyayı başka bir noktaya götürebilir. Hocam tabii. Peki. Yani, sağlıklı bir toplum da oluşacak. Bilim kurgu gibi anlatıyorum ama bu çok tabii, uzak doğru, tarihler doğru, değil çok mi? Çok güzel bir şey oluyor. Hocam tabii ki yani insanların da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bilgilendirilmesi gerekiyor ki bu programlar onun için aynen var. Öyle. Yani şimdi tüp bebek dediğimizde biz sizinle 15 sene önce hadi 15 sene falan olmuştur. 15 ben yıl çok önce, küçüktüm o zamanlar da. İşte küçüktük ikimiz de o zamanlar. 15 yıl önce aynı ortamda bunları konuşurken çok daha azdı konuştuğumuz konu tüp bebekle ilgili. Yani aradan geçen zaman bir 15 yıl sonra kim bilir neler olacak. O kadar çok teknik ve teknoloji değişiyor ki ve toplumun buna karşı olarak yaklaşımı değişiyor. Evet. Gerçekten 15 sene önce insanlar çok çekinik yaklaşıyorlardı bu konuya. Tüp bebek mi? İşte ben hayatta tüp bebek yaptırmam. Yani şu anda bize gelen gerçekten hastaların yarısı yani normalde ben hastadan şunu bekliyorum. Şikayetiniz ne? Çocuğum olmuyor. Ne gibi bir çözüm bulabiliriz? Hasta direkt ben tüp bebek yapacağım diye geliyor. Ya yani işte artık okumuş, bilinçli, sindirmiş. Yani o direkt olarak bana tedaviyi önererek geliyor. Eskiden bunların hiçbirisi yok. Yoktu hocam. Bizlerin erkek kısırlığı mesela hiç
bahis bile edilmezdi. Evet. Erkek kısırma olurmuş, hadi canım filan yapılırdı. Ama şu anda bunu çok rahat konuşuyoruz. Ama hocam ve, bu programlarla bunları yerleştireceğiz evet, inşallah. Evet, çok önemli. Yani bu programlar, çünkü bizler çok fazla okumayı seven bir millet değiliz. Evet. Ama televizyon seyretmeyi çok seviyoruz. Dolayısıyla da buradan gidecek doğru bilgiler insanların gelecekte doğru kararlar vermesine yol açıyor. Evet. Yani şu anda mesela hani bizim zamanımızda nasıldı hocam? Yani çocuklarımız işte hamile kaldığımız zaman o amniyosentez dedikleri evet, sıvıdan evet. sıvı. Hani çocuk sağlıklı mı değil mi? İkinci evet. çocukta işte ilk bebeğin sağlıklıysa o da sağlıklıdır diye yaptırmazsın falan. Ama şimdi evet. anomali ya da sağlıklı bebeği ayırt edebiliyorsun. Ve daha anne rahmine koymadan önce. Dolayısıyla da amniyosentezde bir problem çıkınca ne yapıyorduk? Bebeği alalım mı, ne yapalım, düşürtelim mi vesaire. Sonuçta psikolojik olarak bir yüktür bu. Evet. Ne olursa olsun. Tabii. Ama tabii. biz önceden bunları tespit ettiğimizde hiçbir problem olmadan sağlıklı bir bebek ve insanın da yani sonuçta içi de rahat ediyor. Biliyor ki o sağlıklı bir bebek işte ailede bir hastalık varsa o hastalıktan arınmış olarak dünyaya evet. gelecek. Dolayısıyla insanların yani konforlu bir hayat sürmesine de esasında yardımcı oluyoruz. Hocam yine bir başka soru. Tüp bebek yaptınız. Evet. Oldu, bebek doğacak. Normal doğum olabiliyor mu? Olur. Olur. Yani tüp bebek gebelikleri ikiz olmadığı sürece normal bir gebelik gibidir. Normal olarak bakılır ve ben Almanya'da çalışırken normal olarak doğurturduk. Yani normal doğum orada normal olan bir şeydi. Türkiye'de tabii bir sezeryan şey var. Doktorlar tarafından da yani bu iki genelde öyle bir bilinç olduğu için soruyorum evet, hocam. Sezeryan yapmayı tercih ediyor. Hem doktorlar tercih ediyor hem hastalar tercih ediyor. Ama bu çok doğru değil. Yani Almanya'da bizi sigorta sıkıştırırdı. Bir sezeryan yaptığında bunun sebebini, tıbbi sebebini kanıtlamak zorundasın. Kanıtlayamadın mı sigorta şirketinden bir mektup gelirdi. İşte normal doğum olsa bir gece yatacak olan hasta sezeryan olduğu için 3 gece yatmıştır. Aradaki fiyat farkı budur. Sizin maaşınızdan bu kesilecektir diye. Dolayısıyla kendini zaten sistem ayakta tutuyor. Senin keyfine veya hastanın keyfine bırakmıyor. Dolayısıyla orada sistem öyle işliyordu. Burada ama maalesef işte normal doğumun çok ağırlı olduğu yönündeki bir şey. Korku insanların sezeryanı tercih etmesine sebep evet. oluyor. Ama ben o ekolden değilim yani ben normal doğuracak hasta normal. Bir de hocam değilim. Mesela şey de çok önemli şimdi artık azaldı tüp bebek dediğimiz zaman hani eskiden 200, 300, 500 tekil evet. şimdi artık gebelikler var. Çok doğru. Yani işte insanların bilinçlenmesi aslında burada da karşıya. Sanki tüp bebek 300 olacakmış gibi bir inanış var. 400 olacak. Eskiden öyleydi. Yani sokakta 300 görünce direkt tüp evet, bebek diyorduk. Evet, evet. Öyle bir şeyimiz de yok artık. 2010'da yönetmelik değişti ve artık 2 tane en fazla transfer edebiliyoruz. 2 transferde de zaten %10-12 kadar ikiz olma riski vardır. Hı hı. Yani orada da tekiz şansı %85'lerde civarındadır. Dolayısıyla artık çoğul gebelik görmüyoruz. Amaç da çoğul gebelik olmamalı zaten. Yani ikiz gerçi bizim hastalarımızın çoğunluğu aman iki tane olsun bir seferde her şey bitsin bir daha uğraşmayalım noktasındalar ama ikizler hoca da bilir. Hem anne açısından risklidir hem bebekler evet, açısından risklidir. Yani çok sevdiğimiz bir gebelik evet. tarzı değildir. Dolayısıyla biz diyoruz tamam iki tane olsun ama biz tek tek yapalım. Sonuçta sağlık açısından o çok daha önemli. Tabii sağlıklı ve işte el bebek gül bebek dedik. Hocam peki... Yumurta ve sperm yumurtası eksik olanlarda evet. tedavi nasıl oluyor? Şimdi eksik olanlarda çok tedavi şansınız yok. Şöyle anlatalım. Diyelim ki sperm üretmiyorsunuz. Yani sperm testini yaptırdığınız sıfır çıktı. Hı hı. Yapılabilecek şey mikro test edilen bir operasyon var. Yani testis dokusunda erkeğin yumurtalığında sperm aranabiliyor. Burada eğer varsa %100 bulunur. Yani varsa atlanma şansı yok. Çünkü hı-hı. mikroskopla yapılan bir operasyon ve çok küçük bir noktada dahi üretim olsa biz oradan sperm alırız, dondururuz. Ondan sonra tüp bebek yaparız. Ha, bu operasyonda da bulunmazsa şu aşamada yapılacak bir şey yok. Ha, belki bundan 5 sene sonra sen yine bu programı sunuyor, ben de bu programa konuk olarak hocam. Geldiğimde inşallah. Kök hücreden bahsedebileceğiz. Yani kök hücre tedavisiyle artık vücudun herhangi bir hücresinden sperm hücresi üretilebilir hale gelecek. Hı hı. Ama bunun belki altını da çizmek istiyorum. Şu anda kök hücreyle
ne sperm ne yumurta üretebilme şansımız yok. Yakın bir gelecekte, yani 1-2 yıl içinde de yok. Çünkü bunlar uzun vadeli bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen başarılar. Hastalarımız çok soruyor çünkü bize. Onun için anlatıyorum bunu bu kadar teferruatlı. Çünkü gazetelerde okuyorlar. Kök hücre çok farklı alanlarda kullanılıyor. Kök hücre dedi, aa diyor, tamam spermde de kök hücre olur. Veya menopoza girmiş bir kadın, aa ben kök hücreyle kendime yumurta yaptırırım. Hayır, şu anda bu mümkün değil. Ama çok uzak olmayan bir gelecekte bu mümkün olacak. Uzak olmayan bir gelecekte. Evet. Yani şurada 5-6 sene sonra 10 seneye kalmaz. 10 seneye kalmaz, hayır. Kalmaz. Yani, gerçekten 3 sene sonra yavaş yavaş uygulamaya başlarız. Dolayısıyla da... Hocam bir de tabii ki bazen hani bazı şeylerde hormon ilaçları kullanıyoruz. Bu hormon ilaçlarının yan etkileri var mı tüp bebek tedavisinde? Yok. Yok mu? Genellikle ürkülen şeylerden bir tanesi o. Demin bahsettim, 8 milyon bebek doğmuş. Evet. Demek ki en az bir 30-35 milyon tedavi yapılmış demektir bu. Ve bugüne kadar işte aklımıza hep gelmişti. İşte yumurtalık kanseri olur mu bu hastalıklar, hastalarda? Hayır, olmuyor. İşte ne bileyim ben, rahim kanseri daha sık olur mu? Hayır, olmuyor. Meme kanseri daha artar mı? Hayır, artmıyor. İşte yumurtalarım harcanıyor, acaba erken menopoza girer miyim? Hayır, menopoz yaşında da bir şey yok. Yani tüp bebek tedavisi artık dediğim gibi 41 yıldır yapılıyor. Rüştünü ispat etmiş bir tedavidir ve bu tedavinin kadına bir yan etkisi yoktur. Şu vardır, yapılan tedavide vücut 1-1,5 kilo kadar su tutar. Tedavi bittiğinde bunu verirsiniz ve tedavi sırasında çok yemek yerseniz de kilo alırsınız. Ama bu yemek yemenizden dolayıdır. Yani hep şu vardır, ah o hormonları yedim de ondan sonra 10 kilo aldım. Hiç alakası yoktur hormonla bunun. Bu tamamen sizin boğazınızla alakalı olan bir şeydir. Evet. Zararsız hormon, hormonlar. Normalde yumurtalığı çalıştıran hipofizde üretilen bir hormondur. O hormonun aynısını genetik olarak birebir kopyasını veriyoruz. Dolayısıyla vücuda yabancı bir hormon değildir. Sadece miktarını biz ayarladığımız için yumurtalığı biraz daha fazla çalıştırmak amacı güdüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şey yoktur. Yani olumsuz bir etkisi yoktur. Sonuç yok. Etkisi yok. Hayır. Peki hocam, bu yumurta dondurma olayında mesela işte size gelindi. Ne kadar süreli bir tedavi başlıyor? 10-12 gün ilaç tedavisi yapıyoruz. Yumurtaları toplama işlemi de 15 dakika sürer. Yani toplamda 2 haftalık bir süre içinde yumurtalarınızı dondurup geleceğe yatırım yapmış olursunuz. Öyle ya, hiç de bir şey değil yani, bir öğle tatilinde bile çalışan insanlar gidip o zaman yaptırabilir. Yani bu o kadar da süreçte hayır, çalışan insanlar için çok ideal. Anesteziyle falan mı? Anestezi veriyoruz. Hı hı. Tamamen hastanın konforu açısından, sadece o bir gün belki çalışmaması gerekiyor. Onun dışında işini hiç bozacak bir şey değildir. Peki, evet hocam. Tüp bebekle doğum yaptı. İkinci doğum peki o da mı tüp bebek olacak hocam? Eğer tüp bebek yapma sebebi devam ediyorsa, mesela eşinde sperm kalitesi kötüyse ikinciyi de mecburen öyle yapacaktır. Tersi de mümkündür. İlkini diyelim doğal yolla yaptı ama daha sonra kadının tüpleri tıkandı. Bu sefer ikinci tüp bebek yapmak durumunda kaldığımız hastalar oluyor. Ama hep tüp bebek gidecek diye bir kural yok. Yok, eğer şartlar değişirse. Şöyle, Almanya'da hiç unutmuyorum, ilk mikroenjeksiyon uyguladığımız hasta gebe kaldı, doğum yaptı. Daha sonra 3 sene sonra geldi. Bakın dedi, bu kendiliğinden oldu dedi. Evet. Çünkü işin içinde stresin çok önemi var. Çocuğun olmadığında stres yapıyorsun. İlk çocuk doğduktan sonra stres miktarını azalıyor. Dolayısıyla da ikincisi, bazen de üçüncüsü kendiliğinden gebe kalıp doğum yapan hastalarımız da oluyor. Bazısında da hocam psikolojik baskı zaten. Tabii ki. Çocuk da çocuk dedikleri zaman çocuk mocuk olmuyor. Ben iki ülkede çalıştığım için çok iyi biliyorum. Yani Almanya'da aile kavramı şudur. Kadın erkek aile. Evlenmesine bile gerek yok. Birlikte yaşıyorsa aile kabul ediyor. Türkiye'de kadın erkek çocuklardır, hı-hı, aile kavramı. Ve evlendiğinizde 6 ay sonra sormaya başlardılar. Yani kahvede erkeğe sorarlar, ya çocuk olmuyor mu, niye olmuyor vesaire. Çok da meraklıyızdır bu konuda. Yani normalde iki kişinin sorunudur çocuk ama bizde, evet,
sülalenin hatta mahallenin sorunu olabilir. Gerçekten. İşte o baskılar da çok etkili değil mi? Çok etkili, çok etkili ama bundan yani kurtulabilmek de çok mümkün değil. Ya hastalarıma söylüyorum, söylemeyin yani. Tedavi olduğunuzu da söylemeyin, buraya geldiğinizi de söylemeyin. Bir grubu gerçekten, bu da eğitimden bağımsız yani çok üst düzey şirketlerde çalışan, eğitimleri iyi olan insanlar da bunu saklama gereği hissedebiliyorlar bazen. Kimisi de açık açık konuşuyor, söylüyor. En azından benden sonrakiler bu konuda bilinçlensin diye gerçekten açıklama yapan hastalarımız da var. Ya bunlar çok önemli şeyler hocam. Artık televizyonlarda işte bu Her Eve Sağlık bizim program, Her Eve Sağlık hafta sonu sizin program. Evet, bizim program. Yani biz bunları böyle detaylı detaylı konuşuyoruz ki izleyicilerimiz faydalansınlar diye. Çünkü artık Türkiye'de bazen hani eğitim şart diyoruz, gerçekten eğitim şart. Ama bazı şeyler de böyle mahrem oluyor. Yani insan kocasıyla, eşiyle, karısıyla falan paylaşamazken şimdi biz onları da o konuları da masaya yatırıyoruz ve rahat rahat herkese bir ışık oluyoruz. Konuşmak lazım. Konuşmak lazım. Konuşulduğunda bir kere insanların şöyle bir düşüncesi var. Şimdi bakıyor çevresindeki herkes kolay hamile kalıyor, çakır çakır doğuruyor. Diyor ki Allah'ım bir tek benim başıma geldi ya. Herhalde. Ta ki bizim kliniğe gelip de bekleme odasına girinceye kadar. Girince de bir bakıyor aha herkesin neredeyse çocuğu olmuyormuş. Her altı evli çiften birinin sorunudur. Hiç öyle nadir görünen bir sorun değildir. Ve gün geçtikçe programın başında söyledik artıyor. Dolayısıyla da insanlar burada yalnız değil. Yani bir tek senin başına gelmiyor. Pek çok kişinin başına geliyor. Ve yani değişik sosyal medyalarda gruplar var. Kendi aralarında yazışıyorlar. Ve burada bilgi paylaşımları da önemli. Çok televizyondan da bilgi alıyorlar. Fakat internet de bir bilgi kaynağı. Fakat internetin kötülüğü şu. Yanlış. Bilgilerin yarısı doğru değil. Ve maalesef normal bir kişi yani tıp eğitimi almamış bir kişi hangi yarısı doğru hangi yarısı değil bunu bilmesi mümkün değil. Yani doğru bilgi kadar yanlış bilgi de var. Dolayısıyla özellikle bu tip televizyon programları yani uzmanların çıkıp konuşup anlattıkları televizyon programlarının çok değerli olduğuna inanıyorum ben. Kesinlikle öyle hocam yani doğru bildiğimiz yanlışlar yapıyoruz. Artı biz her haftanın her günü hocam haftada 5 gün farklı konularla değerli hocalarımızı konuk ediyoruz ve her şeyi konuşarak. Bu gerçekten çok önemli. Değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağlık çok önemli. Yani sağlık genel anlamda önemli. Sağlık çok evet. önemli. Ve başınıza bir şey geldiği anda hemen bir çare aramaya başlıyorsunuz. Ama kulağınıza işte bir yerden dolduysa yani bir programda ben bir hekim gördümdü şöyle böyle bir şeyler bahsettiğini. Hemen aklınıza onlar geliyor ve o sizi yönlendiriyor ve doğru yönlendiriyor. Dediğim gibi internet çok kolay. Giriyorsunuz, yazıyorsunuz. 50 tane şey çıkıyor. Ama o 50 şeyin işte arasında yanlış bilgiler de çok. Bunu da ıskalamamak gerekiyor. Her konuda olduğu gibi evet onda da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam peki menopoza girmiş bir kadın tüp bebek sahibi olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Çünkü menopoza girmek yani demek. Mesela tüp bebek sahibi olmayacak kimler vardır diyeyim. Peki. Soruyu öyle değiştireyim olur mu? Süper. Şimdi menopoz yumurtaların bitmesi demektir. Hı hı. Önce yumurtalar biter, sonra adet biter ve menopoza gelir. Menopoz son adetin görülmesi demektir. Bir kadının yumurtalarıyla doğduğunda bir deposu vardır. O depo bittiğinde, işte kiminde 25 yaşında biter ama genelde 40'lı yaşların sonu 50 yaşların başında biter ve menopoza gelir. O noktada artık bir tüp bebek yapma şansınız yok. Çünkü tüp bebek için 3 şeye ihtiyacımız var. 1- yumurta. Yumurta bittiyse yapamayız. 2- sperm. Diyelim ki sperm yok. Diyelim ki mikrotesi ameliyatı yaptık. Dokuda da sperm üretilmiyor. Bu insana da yardım etme şansımız yok. Üçüncüsü de sağlam bir rahim. Yani o bebeği taşıyacak ve doğuracak bir rahim. Bu üçü yoksa maalesef tüp bebekle bebek yapma şansımız yok. O zaman yaş da belli bir yere kadar sınırlandırılıyor. Aynen öyle. Yani genellikle biz klinik olarak 44 yaşı sınır alıyoruz. 44 yaşın üzerinde çünkü başarı şansı %1'in altındadır. Ama tıpta hiçbir zaman hoca da bilir %0 veya %100 yoktur. 47 yaşında doğurmuş hastam da var. Ama bu demek değil ki her 47 yaşındaki hasta doğurur. Hayır. Çünkü öyle de bir algı oluyor. Mesela gazetede bir haber çıkıyor. İşte 58 yaşında doğum yaptı diye bebek, anne, çok güzel fotoğraf. Kadın geliyor, diyor ki ben 54 yaşındayım, ben haydi doğururum. Oh. Menopoza gireli 5 sene olmuş.
Dolayısıyla bu tip haberlerde de mesela orada tamam doğum yapmıştır ama başkasının yumurtasıyla hamile kalmıştır ki bu Türkiye'de yasak olan bir uygulama. Dolayısıyla da yani o kadıncağızın, bu haberi okuyan kadıncağızın derdine bir çözüm değil. O zaman da yumurtanın yaşı önemli değil mi? Yumurtanın yaşı önemli ve bitmemesi önemli. Bitmemesi. Çünkü yani 44 yaşında. İşte neden yumurtaları dondurup saklayalım? Çünkü limitli, değerli. Ben altın yumurta diye bir kavramım var. Onlar gerçekten altın değerinde. Ne kadar gençse bir kere kalitesi o kadar kalitesi daha yüksek şey oluyor. Yıllar içinde hem sayısı düşüyor hem kalitede kayıp oluyor. Dolayısıyla da ne kadar erken anne olmayı tercih ederse o kadar şans. Ama eğer anne olmak istemiyorsa en azından ileriye yönelik yumurtalarını dondurup saklatmasını. Yine bu yumurtalarla ilgili bir şey, bu dondurmada hani yumurtaların başına herhangi bir şey gelebilir gelmez mi? Gelmez. Yani hem sağlık açısından, korunma, güvenlik açısından ayrı ama sağlık açısından hani onun şeyi diyelim ki 10 sene sakladınız. Evet. 10 senede onun şeyi düşer mi? Anlatayım. Sağlığı anlamında, yumurtanın sağlığı anlamında bir endişeli bir durum olabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Yumurtayı dondurduktan sonra yarım saat sonra çözmenizle 10 sene sonra çözmeniz arasında bir fark yok. Hı. Yani o süreçteki olay zaten zaman duruyor. Birincisi bu. İkincisi 100 tane yumurta dondurduğumuzda 99'unu sağlıklı olarak bugünümüz teknolojisiyle elde edebiliyoruz. Yani yumurta kaybı da artık söz konusu değil. Şöyle bir soru sorulabilir. Bir kadın kaç tane yumurta dondurmalı ki ileride bir tane bebek olsun? 15. Şu anki rakam 15. Çünkü yumurtalar diyelim ki 15 tane dondurduk, çözdük, 14'ünü sağlıklı elde ettik. Dölledik, 10 tanesi döllendi. Bunlardan 8'i iyi bölündü. Verdik, gebelik oluşmadı. Bir daha verdik, gebelik oluştu. Üçüncü de verdik, gebelik oluştu, doğdu. Dolayısıyla şu anki rakam 15. Emniyet açısından baktığımızda biz bunu sıvı azotun içinde tutuyoruz. Hastalar bana şey soruyor, elektrik kesilirse ne yapıyorsun diye. Elektrik kesilmesiyle alakası yok. Sıvı azot -196 derece eksi olan. -196. Evet, bildiğimiz havadaki azotun sıvı hali, basınç altında sıvı hale getirilmiş oluyor. Ve -196 derecede donmuş olarak duruyorlar onlar. Dolayısıyla bozulma, işte bir elektronik takip sistemimiz var laboratuvarda, şahitlik sistemimiz. Dolayısıyla karışma vesaire gibi de bir şey söz konusu değil. Yani hem emniyet açısından hem sağlık emniyeti açısından hem de amanın ne olacak bu embriyolara veya bu yumurtalara açısından çok büyük bir problemimiz yok. Evet. Hocam peki içleri kaç rahat kez etsin yani içleri rahat etsin. Kaç kez tüp bebek denemesi yapılabilir? Bu da çok güzel soru. 14. de ikiz doğuran hastam var. Almanya'dan geliyordu. Çok sık anlatırım bunu. Hı hı. İşte Paskalya olur gelir, Noel olur gelir, yaz tatilinde gelir. Sürekli de yaparız. Hepsini ben yaptım. 13 sefer negatifti. Neden diye sorarsanız bilmiyorum. 14.'de 2 tane yerleştirdik. İkisi tuttu, ikisi doldu. 2 tane oğlu var şimdi. Allah bağışlasın. Canavar gibi. Dolayısıyla hep hastalarıma şunu söylüyorum. Ruhunuz ve keseniz el verdiği sürece devam edin. Çünkü her tedavi bir şans. Evet. Ve hastalarda şöyle şeyler de oluyor. İşte ilkinde olmuyormuş da ikincisinde oluyormuş. Öyle bir şey yok. Yani her seferinde tedavinin başarısı değişmez, aynıdır ve bu başarı da yaşa bağlıdır. Siz 30 yaşındaysanız %60 gebe kalırsınız bir seferde. 40 yaşındaysanız %25 gebe kalırsınız bir seferde. Dolayısıyla biraz sabırlı olan hastalar, şöyle söyleyeyim, başka bir örnek vereyim. Diyelim ki bir kere, iki kere, üç kere, dört kere yaptık. %93 ilk 4 seferde gebe kalırsınız zaten. Yani 4 seferin üstünde denediğimiz bizim ancak %7'lik küçük bir gruptur. Dolayısıyla da yani 4 seferi bir kere kafaya koymak lazım diye düşünüyorum. Aslında kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam etmek ve hani olumsuz sonuca rağmen o yolda azimle ilerlemek gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü bıkmadan, %100 başarılı bir tedavi korkmadan değil. Baştan biz hastalarımıza bunu çok iyi vermeye çalışıyoruz. Önemli bir şey. Çünkü insan zor üreyen bir canlı. Evet. Sağlıklı bir erkek, sağlıklı bir kadın, normal cinsel hayatları var. Aylık gebelik şansı %25'tir.
Çünkü işte yumurtanın döllenmesi problemdir, rahme yerleşmesi problemdir. Biz tüp bebekle onu işte %50'lere 60'lara çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? Doğadan daha iyisini nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. En iyi yumurtayı alıyoruz. En iyi spermle kendimiz döllüyoruz. Daha sonra onu rahmin içine yerleştirdiğimizde ultrasonla görüyoruz nereye koyduğumuzu. İşte dışarıdan ilaçlar veriyoruz. Rahme sanki gebeymiş gibi bir hava yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla doğanın %25 verdiği şansı %50'ye çekebilme şansımız var. Ha bu ileride ne olur? Gene biraz bilim kurgu yapalım. Bir grup hastada belki bundan 6-7 sene sonra %90'lar 95'ler söylenmeye başlanacak. Ama tabii ki her zaman doğa bize bir sınır çekiyor ve diyor ki burada bir sınır var. Ne kadar ilerlersen ilerle oradan ilerisi yok. Biz de o sınır çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Aslında mesela çok genç yaşlarda ilk çocuğunu dünyaya getirmiş. Ondan sonra bir 10 sene sonra bir işte belki 8 sene sonra ikinci, üçüncü çocuğun doğuracak. O zaman yumurta dondurma olayına girildiği zaman da yine aynen o öyle yöntemle tüp yani bebekle. Yumurta dondurma ileride anne olma şansınızın devam etmesini sağlar. Çok önemli. Peki dondurulmuş embriyo hocam, embriyoyu da donduruyoruz. Tabii ki. Peki ondaki sonuçlar nasıldır? Ondaki sonuçlar da çok başarılı. Şöyle ki yine 100 tane embriyo dondurursak 99'unu sağlam olarak elde ederiz çözdükten sonra. Ve eskiden taze embriyo transferi ile donmuş embriyo transferi arasında gebelik oran açısından fark vardı. Taze daha iyiydi. Şu anda ikisi eşittir. Hatta bazı klinikler var. Donmuş embriyo transferini tercih ediyorlar. Taze transfer hiç yapmıyorlar. Ben o noktada değilim. Ben hala tazenin bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama donmuş embriyo transferi artık aynı oranları veriyoruz. Yani 30 yaşın altındaysa %60 veriyoruz. 40 yaşın üstündeyse %25 veriyoruz. Siz yaptınız donmuş mı hocam? Taze sonra aynı kişiye dondurulmuş embriyo? Binlerce defa. Yaptınız. Peki o bebekler birbirine mi benziyor? Birbirine benzemiyor. Farklı yumurta. Mesela şöyle bir hikaye anlatayım. 3 tane çocuğu olan anne. Bir tanesi 11 yaşında, biri 7 yaşında, biri 4 yaşında. Üçü de aynı gün döllenmiş yumurta. Ama işte birincisi doğmuş. 3 sene sonra dondurmuş olduğumuzu vermişiz. O doğmuş. Ondan 4 sene sonra da üçüncüyü vermişiz. O doğmuş. Yani esasında 300 onlar. Farklı yumurta 300'ü onlar. Birbirlerine benzemiyorlar. Aynı cinsiyette de değiller. Ama esasında aynı gün döllenmiş 300'ler. Yani aynı anda rahmin içine koysaydık doğduklarında 300 olacaklardı. Aynen öyle. Benziyorlar o zaman. Benzemiyorlar. Farklı yumurta. Farklı yumurta. Farklı yumurta oldukları için. Yani birisi kız, ikisi erkek mesela. Bir gün sizin yanınıza gelmek istedim. Gel vallahi çok vallahi eğlenceli bir işimiz var. Gerçekten merak ediyorum. Bir gün sizinle o şeyi yaşamak istiyorum, heyecanı. Dün mesela ikiz kız hastam geldi. 9 yaşındaymış. Şurama gelmişler. O kadar böyle, o kadar seviniyorum ki onları görünce. Çok mutlu oluyor insan. Belki tıpta yapılacak. Genelde erkeklerin ismi de Hakan mı? Hakan olanlar var. Hakan, Okan. Hakan olanlar ama tek var. Tek olur. İkizler evet. Olmaz. Evet. Ay ne kadar güzel. Vallahi ben bile heyecanlanıyorum siz anlatırken. Peki bu yumurta dondurma işlemini aslında ben de hep oradayım nedense hocam. Evet sen taktın mı yumurta yani dondurmaya? Niye takıyorum dönüyorum. Çevremizde, ekibimizde orada burada bir sürü genç kızımız var. Yani hani evliliği hiç düşünmüyorlar. Ama tabii ki zamanda seller sular gibi akıp gidiyor. Maalesef. Evet aynen öyle. Bu yumurta dondurma geleceğin şeyi olacak. Peki bunların ücreti nedir hocam? Yani şimdi söylemeyelim ama yüksek bir rakam mı? Bir tüp bebekle aynıdır. Yani. Bir tüp bebek tedavisi neyse, çünkü aynı işlem yapılıyor. Sonuçta yine aynı ilaç tedavisi veriliyor, yumurtalar toplanıyor ve donduruluyor. Yok, dondurma fiyatını soruyor. Yani yumurtayı aldınız. Yıllık dondurma ücreti çok cüzi bir ücrettir yani. Öyle yüksek rakamlar hayır, değil. Hayır, yüksek bir rakam değil. Peki hocam onlar böyle yumurta bankası... Boğazda bir yemek fiyatı değil. Yumurta bankasında mı duruyorlar? Evet. Peki onun için bir şey ödeniyor mu? İşte yıllık ödenecek bir şey var. Onu şey sordum gibi, ya. O sıvı azotun içinde durduğu için o sıvı azotun bir maliyeti var. Dediğim gibi o yani yıllık ödenecek para bir yemek parasıdır. Mesela görmek isterim tabii ben kim olsun. Ne kadar yemek yiyor o da ayrı. Tabii. Yani. Herkese göre ayrı hocam. Evet. Görmek isteyen anneler, babalar, çiftler ya da genç işte bir hanım orada yumurtalarını dondurmuş. Evet. Gelip baksa zaten bir şey anlamayacak.
Yani böyle bir fıçının içinde, sıvı azotun içinde onlar. Yani şey çıkartıp ismini okutabiliriz, en fazla yapacağımız şey o. Çünkü bir plastik çubuğun içinde dondurulmuş, çıplak gözle yumurtayı görme evet. şansımız zaten yok. Dolayısıyla en fazla isimlerini okurlar, derler ki aa işte Sibel'in yumurtası. Peki hocam, diyelim ki Allah korusun yumurta donduruldu ve o arada bir kaza geçirdi ya da anne bir hastalığa yakalandı. Evet. Ne olacak o yumurta? Annenin doğum yapma şansı varsa kullanabilir. Ama doğum kaza yapma şansı yoksa... Kaza geçirdi, vefat etti diyelim. Vefat ederse farklı. Şimdi embriyo da doğu. Embriyoyu anlatayım ben size. Embriyo tek kişiye ait değildir. Diyelim ki boşandınız. O embriyoları biz atmak zorundayız. Boşanmaları nasıl biliyorsunuz? Öyle. Size mi başvuruyorlar? Hayır, şimdi şöyle. Diyelim ki kadın geldi, dedi ki ben o embriyoyu istiyorum. Tamam. Eşinden siz de imza alması gerekiyor. Anladım. Eşinden de imza almamız gerekiyor. Yani iki kişinin imzalaması gerekiyor. Hı hı. Eş imzalamadığı sürece bu iş olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla veya birisi vefat etti. Anne veya baba tarafı. Miras kalmıyor. Ve Sağlık Bakanlığı görevlilerinin eşliğinde o embriyolar imha ediliyor. Hmm. Yani orada yönetmelik çok net ve kesin çizgileri olan, yani miras kalmıyor veya ben embriyomu alırım götürürüm gibi bir şansınız yok. Peki hocam, yine soracağım yumurta dondurmayla ilgili. Genç kızlarda tabii ki hani normal böyle vajinal ultrasonografi evet. biraz zor olabilir. Onun için ne yapmaları gerekiyor? Vallahi eğer yumurta dondurulacaksa vajinal, operasyon da vajinal yapılıyor. Yani yumurta toplanması da vajinal yapılıyor. Biz onlara bir rapor veriyoruz. Eğer kızlıkla ilgili bir problem olduysa onu yazıyoruz ve diyoruz ki tıbbi bir işlem sonrasında kızlık zarı bozulmuştur diye o raporu hastamıza sunuyoruz. Onu da baştan konuşuyoruz zaten. Evet. Zaten şey dedi, ne denir onun adına? Zaten bütün herkesin de yapması gereken bir durum. Gerçekten ileri yaşta evliliği düşünüyorsanız, yani önce kariyer, işte eğitim vesaire diye, o zaman anne olma şansınızı en iyi koruyabileceğiniz nokta. Bizler ne kadar erken yapmışız değil mi o işleri hocam? O da kariyer, çok doğru çünkü çocuk. Yani bizler doğduğunda ortalama yaşam 80 sene falan değildi. Yani bizim daha yaşlılarımız daha erken yaşlarda öldüğü için biz hayatı öyle yaşadık. Yani evet. haldır haldır ilkokul, ortaokul hiç ara vermeden üniversite, şimdi insanlar liseyi bitiriyor. Bir iki sene ara vereyim bakayım diyor. Ne okuyacağıma karar vereyim diyor. Yani şu anla bizim aramızda çok fark var. Çok yani farklı. Biz yani bizim çocuklarımız cep telefonu elinde doğuyor. Daha sonradan öğrenmeye çalışıyoruz. Şu anda benim oğlumun yarısı kadar bile bilmiyorum ben cep telefonuyla tabii. neler yapılabildiğini. Çok farklı bir zaten jenerasyon. Çok enteresanmışım ben bu aralar, hani biraz önce de söyledim, Dünya Sağlık Örgütü'nün işte yaş skalası evet. açıklanmış da inanılmaz bir şey hocam. Bir de şeye ben çok takılıyorum. Gerçekten çok önemli. Mesela annelerimiz, babalarımız annelerini, babalarını erken yaşta kaybetmişler. Evet, evet. Ama bizim jenerasyon, yani Y kuşağı, yaşlılarımızla birlikte biz de yaşlanıyormuşuz. Z kuşağında öyle bir şey yok. Yani gerçekten çok enteresan. Onun için bir an önce bunları yapmaları lazım. Z kuşağı akıllı çünkü. Evet, tabii ki akıllılar ve bu teknolojiyi de çok daha iyi biliyorlar. Çok. Yani dediğim gibi ellerinde her zaman bir cep telefonu var ve bilgiye ulaşma şansları. Ya geçenlerde şöyle bir şey oldu. Ben Almanya'da üniversitede çalışırken bir makaleyi bulabilmek için yarım günümü harcardım. Çünkü çok gelişmiş bir şeyi vardı, kütüphanesi vardı ama CD'lerden okuta okuta o makale hangi yıla aitse bulurdum. Şu anda benim oğlumun aynı makaleye ulaşma süresi 3 dakika. Tabii. Yani o kadar değişiyor ki her şey. Dolayısıyla bu teknik ve teknolojik faydalanım da onlar da, yani bizim jenerasyonda veya bizden bir sonraki jenerasyonda herkes yumurta dondurmamak. Şu anda bir özgürlük olarak bakıyorlar ona. Ben de yumurtamı doldururum, evlenir miyim, evlenmez evet, miyim, canım evet. ister mi, istemez mi? Ama o orada dursun, çocuk yapmak istersem var. Kullanırım. Dolayısıyla dediğim gibi bu yumurta dondurma hikayesi ileride bence çok daha... belki sayısal olarak tüp bebekten de fazla artacak, onu yapacağız evet. diye düşünüyorum. Bir de hocam genetik, yani çoğu hastalıklar genetik.
ona bile gerek kalmadan genetik testlere, değil mi? Zaten. O konudaki düşüncem de şu, yani ben cümleyi toparlayamadım. Genetik bölümü bizim tüp bebek merkezlerinde küçük bir bölüm. İleride genetik bölümünün içinde tüp bebek bölümünün küçük bir bölüm olacak. Evet. Çünkü gerçekten daha kusursuz, burada kusursuz derken yani işte zekalı filandan bahsetmiyoruz da daha az hasta olacak, daha sağlam. Çünkü yani şu anda bir sürü şey bu yaşadığımız hayattaki değişiklikler yüzünden başımıza geliyor. Yani hepimizde işte eskiden çok da lafı edilmeyen reflü var. Evet. Yani sonra hepimiz alerjiyiz. Neden? Çünkü çevresel faktörler o kadar değişiyor ki. Yani eskiden annelerimizin köyde yedikleri içtiklerine bak. Bir de şu anda bizim marketten alıp yediklerimize içtiklerimize bak. Dolayısıyla buna uygun bir genetik yapı belki ileride söz konusu olacak. İşte buna uygun olmayanlar elenecek, doğal seleksiyon. Elenmeyenler bir sonraki jenerasyonu oluşturacak ve burada da işte genetik seçicilik ve genetik bir takım hastalıkların engellenmesi çok büyük yer alacak. Dediğim gibi genetik şöyle, biz de kenarda yumurtaları dölleyerek hayatımızı sürdüreceğiz. Gerçekten evet. Çok ilginç. Yani geldiğimiz noktalara bakar mısınız? Evet. İnanılmaz, inanılmaz. Peki hocam şimdi tüp bebekle alakalı Türkiye'deki yasaklar. Evet. Ve sonra da sizin görüşleriniz. Peki, Türkiye'de yasak olan şey, üçüncü birine ait olan hücre kullanamıyorsunuz. Yani diyelim ki evlisiniz, eşinizde sperm yok veya evlisiniz, siz menopoza girdiniz. Başka birinin spermini ve yumurtasını kullanma şansınız yok. Bu konuda da kanun çok net ve hapis cezası var. Cinsiyet seçimi yapılamıyor. Yani diyelim ki 3 tane kızınız var. Bir erkek çocuğum olsun istediğinizde. Hı-hı. Sadece Allah'a dua edebiliyorsunuz. Bütün bunlar tabii ki ihtiyaç sahibi. Yani diyelim ki eşinizi çok seviyorsunuz. Evlenmişsiniz ama kadın menopozda ama anne olmak istiyor. Mutlaka bir çözüm buluyor. Ne çözüm buluyor? Türkiye'de olmayan ama yurt dışında olan tedaviye gidiyor. O ülkede yaptırıyor. Hı-hı. Şimdi problem burada bence tartışılması gereken şu. Sizin cebinizde para var. Bunu yaptırabiliyorsunuz. Benim cebimde para yok. Ben bunu yaptıramıyorum. Hmm. Dolayısıyla burada insan hakları açısından bakıldığında bir ayrımcılık söz konusu. Yani zengin bir şekilde derdini çözüyor. Dolayısıyla burada farklı açıdan bakmak lazım. Eğer bu teknolojik olarak yapılabilir ise, Türkiye'de neden yapılmıyor? Din burada bir etken mi? Zannetmiyorum. Çünkü demin bahsettiğim ülkelerde yapılabilir olduğunu biliyorum bu tedavilerin. İkincisi de hukuk burada. Miras hukuku özellikle önemli. Buna bir takım önlemler alınıp bu tedaviler yapılabilir olabilir. Ama tabii bu sonuçta bir devlet politikasıdır. Bu hasta grubu çok geniş bir hasta grubu değildir. Dolayısıyla biz bunları ihmal ederiz. Bunlar dertlerini nerede çözerse çözsün diyebilir. Ama çok da insani olduğunu düşünmüyorum ben bu yaklaşımın. Zamanla o zaman belki de bu düşünceler değişecek. Mutlaka. Yani Avrupa'da bunu yapan ülkeler de var, yapmayan ülkeler de var. Her ülkenin kendine göre tabii ki politikası farklı, düşüncesi farklı. Cinsiyet seçimi için ne düşünüyorsunuz hocam? Cinsiyet seçimi şöyle olabilir. Şu anda Türkiye'de serbest olanı söyleyeyim. Eğer mesela bir erkek olacaksa ve o erkek hasta olacaksa, ve o hastalık kız çocuğunda olmayacaksa bu zaman seçim yapabiliyorsunuz. Yani tıbbi bir sebebiniz varsa yapabiliyorsunuz. Hmm. Ama sosyal bir sebep için yani ben kız istiyorum diyene yapamıyorsunuz. Burada da şöyle bir dengelenme olabilir. Yani eğer yaşayan aynı cinsiyetten 2 veya 3 çocuğunuz varsa 4. de devlet buna izin verebilir. Hmm. Çünkü yine görüyoruz ki özellikle doğuda, güneydoğudaki ailelerde işte erkeği bulana kadar 4., 5., 6. doğumlar yapılıyor. Bunların en azından önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar bu bir problem. Songül isimde bir sürü insan var hocam. Doğrudur. yani bu bir problem ve çözülmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi bu çok küçük bir grubu ilgilendirdiği için de göz ardı ediliyor diye düşünüyorum. Ama zamanla demek ki böyle zamanla aşama tabii ki aşama değişecektir. Çünkü insanlar bilinçleniyor, dertlerine çare buluyorlar. Dolayısıyla bu da dediğiniz gibi ümidimiz zaman içinde bir şekilde regüle edilip yönetmelikler çerçevesinde yapılması makuldür.
Vallahi Hakan Hocam yine harikaydınız. Yine çok keyifli bir program oldu. Harika bir sohbet oldu. Yani vallahi bu gerçekten. Böyle bir programdan ziyade bir sohbet havasında oldu. Evet, çok keyifli oluyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz hocam. Evet efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımız adına iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.